sesimizin son anına kadar, son anına kadar o Kerbela'da, o İmam Hüseyin Efendimizin kervanına katılmış olan 73 Kerbela şehidi aşkına, ayakları zincire vurulmuş, içlerinde hasta olan Zeynel Abidin aşkına ve İmam Hüseyin 73 yara almış, o yarayla iki dizinin üstüne gelmiş, halen daha onlar için dua eden İmam Hüseyin Efendimizin aşkına, sevgili canlar, yalanı kurban et, gıybeti kurban et, iftirayı kurban et, yanlışları kurban et, kötülükleri, önyargıyı kurban et. Nefsimize hoş gördüğümüz şeyleri kurban et. İnsanlığa zarar veren, topluma, tabiata zarar veren, hayvanlara zarar veren halleri kurban et. Kurban et ki Hakk'a yakın olasın. Hakk'a yakın olmak, kurban demek, Hakk'a yakın olmak demektir sevgili canlar. Yakınlık demektir. İnsan Hakk'a neyle yakın olur? Bu nefsi işlerinden uzaklaştığı an, bu saymış olduğum kötülüklerden elini çektiği an, insan Hakk'a yakın olur. İşte yakın olmak, ölmeden evvel ölüp kurban olmaktır. Nefsi kurban etmektir. Kötülüğü kurban etmektir. Cehaleti kurban etmektir. Kini, kibiri, ayrılığı, öfkeyi, ayrımcılığı kurban etmektir. İşte insan bunları kurban ederse ön yargıyı bırakır, aşk ile, sevgi ile, sevda ile, muhabbetle yaratılmışı severim, yaratandan özge diyen Yunus'un tabiriyle Hakk'a yaklaşırsa, Hakk'a teslim olursa, Hakk onu hiç bırakır, onu terk eder mi sevgili canlar? Hani diyor ya bir aşık, yaradan seyraniden vazgeçer mi? Yaradan seyrani kulundan vazgeçer mi diyor ya. Canlar, yaratan hiçbirimizden vazgeçmez. Hiçbir canlıdan vazgeçmez. Hiçbir mahlukattan, hiçbir doğadan vazgeçmez. Ama biz bizi düzeltirsek, Hak bizimle beraberdir. Biz bizden uzaklaşırsak, Hak bizden fersah fersah uzaktır. Ondan dolayı diyorum ki sevgili canlarım, bizler, bizim kilidimiz sevgi, muhabbetimiz aşktır. Aşkla, sevgiyle birbirimize bağlanacağız ve bu ülke bizim diyoruz. Allah devletimize, milletimize, ordumuza zeval vermesin diyoruz. Toplum devleti sevmeli, devlet toplumu sevmelidir diyoruz. Devlet toplumuna sahip çıkmalıdır, toplum devlete saygılı olmalıdır diyoruz. Yüce Yaratan'ın devletimize, milletimize, ordumuza, Eyni Bey'de aşıklarımıza zeval vermesin. Pirsizden, yolsuzdan, mutsuzdan bizlerin varlığını düş getirmesin diyoruz. Birlik beraberlik içinde olmayı arzuluyoruz. Bizim arzumuz tüm yaratılmışı sevmektir. Ötelemek değildir. Dünyada 8 milyar canlı vardır. Hepsi benim kardeşim. Hepsi benim canım, ciğerim, varlığım, gücüm, kudretimdir. Hepsine gıpta ediyorum. Aşk ile, sevgiyle niyaz ediyorum bütün insanlığa. Çünkü bizim dinimiz insan, mesleğimiz vicdan diyor yüce değerin birisi. Ondan dolayı insanı sevmeyen Hakk'ı sevmez canlar. Doğayı sevmeyen, tabiatı sevmeyen Hakk'ı sevmez canlar. Şu nefsimizi kayırmayalım. Nefsimizi bir köşeye koyalım. Onun ağzını yüzünü bağlayalım.
ruhumuza dönelim, hakkımıza dönelim, bize bu nefesi veren Hakk'a dönelim, Hakk'ı itirak edelim. Toplumun içerisinde kavuş çıkarmayalım. Şurada bir daha bir şey seslenmek istiyorum. Beni bağışlasınlar, bizi konuk yapan sevgili canlarım, Alevi toplumunun dedeleri, Sünni kardeşlerimin hocaları, sevgili iki kardeşlerim, sevgili canlarım, güzel insanlar, sizler Hakk'ın kelamını beyan ediyorsunuz, Hakk'ın ayetlerini beyan ediyorsunuz. Allah aşkına sizlerden rica ediyorum, bu toplumu birbirine sevmek ve sevindirmek sizlerin elinde. Alevi dedeleri ötekilere şudur diye hitap etmezse, kardeşim diye hitap ederse, Sünni toplumu onlar dinsiz, imansızdır, kafir diye hitap etmezse, bu insanlar birbirini sevecek, bu ülke bizim, bu bayrak bizim sevgili canlar. Eğer bugün bir toplum çıkar ben Aleviyim derse, bir toplum ben Kürdüm derse, bir toplum ben Ermeniyim, Yahudiyim derse, bir toplum çıkar ben Lazım, Çerkezim derse, bu toplum parçalanır sevgili canlar. Bu topraklar o küçücük çocukların, o şehit olan çocukların kanıyla alındı. Bu toprak bizim, bu bayrak bizim gururumuzdur. Türk bayrakıdır. Türk'ün akıtmış olduğu şehit kanından oluşmuştur. Ondan dolayı biz bir bütünüz sevgili canlar. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdü, Türk'ü, Abaza, Çerkesiyle bir bütünüz sevgili canlar. Bu bütünlüğü bırakmayacağız. Bu bütünlüğü parçalamak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Ondan dolayı devletimizde, milletimizde, ordumuzda, halkımızda biz bir bütünlük içerisindeyiz. Bir bütünüz. Bizi hiçbir güç parçalayamayacak sevgili canlar. Ondan dolayı nefsimizi kurban edeceğiz. Nefsimizi kurban edeceğiz. Hakkı itirak edeceğiz. Hakkın gerçekliğini itirak edeceğiz sevgili canlar diyorum. Çok doluyum. Gönlüm dolu, ruhum dolu, bedenim dolu. Bu kadar acı, bu kadar vahşeti, bu kadar çocukları, bu kadar katliam edilen insanların acılarını her saat, her dakika duyuyorum. Keşke benim yerimde olsanız da bu acıları tatmış olsaydınız. Ama bana diyebilirsiniz ki, neden böyle konuşuyor? Siz hiç acı çekenin acısını paylaştınız mı? İşkence gören insanın işkencesinin feryadını duydunuz mu? Ölen çocukların feryatlarını duydunuz mu? Acıyı çeken bilir. Acıyı çeken biliyorsa, zulüm eden insan acıyı çekenin halini anlayamaz. Ondan dolayı hani bir film vardı, Yeşil Yol diye, bilmiyorum ki izlediniz mi? İzlemediyseniz tavsiye ederim size. İsmi Yeşil Yol'dur. Hani orada Can Kafi diyor ya, günlük yapılan olayları vücutum, gönlüm saniye saniye duyuyor, başıma çivi gibi çakılıyor diyor ya. İşte ben de bu vahşeti aynı Can Kafi gibi o filmdeki
o rolü, o misyonu yüklenmiş insan gibi bu acıları duyuyor. Bu insanların feryatlarını duyuyorum. Sizler beni nasıl algılarsanız algılayın. İyi algılayın, kötü algılayın, yanlış algılayın, doğru algılayın. Ama ben kendimden eminim sevgili canlar. Asla şüphem yok. Aynı Peygamber Efendimizin o emindir diyor ya, emir-ül mümindir diyor ya, o kendinden emindi ya, ben de kendimden eminim. Bu acıları çekiyorum, bu insanların feryadını duyuyorum. Ondan dolayı barış, barış, barış diyorum. Savaşa hayır diyorum, vahşete hayır diyorum. Dostluğa, sevgiye, birliğe, beraberliğe evet diyorum sevgili canlar. Ondan dolayı birbirimizi anlamak hiç zor değil. Birbirimizi sevmek hiç zor değil. Gelin zor işi kolaylaştıralım. Kucak kucağa, gönül gönüle olalım. Senliği benliği bitirelim sevgili canlar. Tüm insanların, tüm yaratılmışı seviyorum ben. Hiçbir yaratılmışı dışlamıyorum. Bunların içinde zalimi sevmiyorum. Çünkü zalim kıyıyor, zalim öldürüyor, zalim can alıyor, zalim kafa, kol, bacak kesiyor. Merhametini kaybetmiş, vicdanını kaybetmiş, duygusunu kaybetmiş, haktan uzaklaşmış, hakkın yarattığı güzelliklerden uzaklaşmış, kendini kaybetmiş. Ondan dolayı zalimleri sevmiyorum. Sevgili canlar, bu kitapları mutlaka okuyun. Bu kitapları ben vakfa bağışladım. Bu kitapların gelirini okuyamayan çocuklar için bağışladım. Hiçbir çıkarım ve menfaatim yok. Benim bir emekliyim, bir çocuğum, bir karım var, bir de gelinim var. Onların sayesinde nefes alıyoruz, nefes veriyorum ve sizler sayesinde nefes alıp nefes veriyorum. Bu yaştan sonra ben malı ne yapacağım, mülkü ne yapacağım, parayı ne yapacağım, pulu ne yapacağım? O gencecik çocuklarımız okusun, vatana, millete faydalı insanlar olsun. Şu kitaplarımın bir tanesinden kanıma karıştırmadım. Bir kuruş karıştırmadım sevgili canlar. Fırınlarda çalıştım, börekler sattım, poğaçalar sattım, kahve köşelerinde para kazanmak, bu kitapları bastırmak için, düşüncemi aktarmak için bu şekil çalıştım. Ondan dolayı sevgili canlar, bu kitaplar okuyamayan çocuklar için yazılmıştır. İnsanların kendilerini bulması için, birbirlerini sevmesi için yazılmıştır. Bu kitaplarımızı Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı'ndan ve televizyonumuzda bizim telefonumuz yazmaktadır. O telefondan bize ulaşırsanız bu kitaplar size ulaşacak. Okuyamayan gençlere burslar verilecektir. Duyarlı olmamız lazım. Bizim davamız insanlık davası. Bizim davamız yol davası. Bizim davamız Deşti Kerbela davası. Bizim davamız Hak Muhammed Ali davasıdır sevgili canlar diyorum.